Merhaba arkadaşlar, English Hot Chat with Bahar Şahin adlı İngilizce öğrenme kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerden gelen istek üzerine benim de zaten epeydir aklımda olan bir şey yapmak istedik. İngiliz arkadaşım Alfie tam bir British accent ile, kendisi Kuzey İngiltere'de yaşıyor, tam bir İngiliz aksanı ile benim yazdığım bir parçayı okudu. A1 ve A2 seviyesinde olan bu parçayı ondan dinlemenizi istedim. Çünkü ne olursa olsun bu bizim ikinci dilimiz. Biz onları taklit etmeye çalışsak da, onlar gibi konuşmayı, aksan yapmaya çalışsak da tabii ki bir İngiliz kadar bunu beceremeyiz. Türkiye'de yaşıyoruz. Dil yapımız, ağzımızın yapısı bile buna pek uygun değil. Sadece deniyoruz biz, uğraşıyoruz. Yani elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ama bu parçayı tam böyle bir listening dersi olsun, aynı zamanda da reading dersi olsun diye ondan rica ettim. İngiliz arkadaşım Alfie okudu. Ona çok teşekkür ediyorum buradan. Kendisi Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Türkçe gerçekten çok zor dışarıdan birinin gözüyle bakıldığında. İngilizce o kadar zor değil. Ve gerçekten sadece kendi kendine çalışarak Türkçe öğrenmeyi başarıyor. DDA bağlacını ayrı yazıyor mesela ve bu gerçekten hayranlık verici çünkü benim çok sinir olduğum bir şey. Yani Türklerin %80'i DDA bağlacını bitişik yazıyor mesela. Dil çok önemli. Ne bileyim yani onu iyi kullanmak, iyi yazmak, iyi konuşmak çok önemli. Yoksa hani eğer söz konusu olan sadece iletişim kurmak olsaydı, hep söylüyorum, Tarzan ve Jane de iletişim kuruyor. bir şey yapacaksak iyi yapalım. Şimdi Alfi'den bu parçayı dinlemenizi istiyorum. Birden fazla kez dinlemenizi istiyorum. Yazılar slayt halinde ekranda görünecek. Türkçesini merak eden arkadaşlar için de altta açıklama kısmında bu parçanın Türkçesi yer alacak. Şimdiden size iyi dinletiler diliyorum. İnşallah beğenirsiniz. Bazı yerleri çok hızlı okumuş ama o doğal aksanımla mı okuyayım dedi. Ben de evet dedim. Hani isterseniz bir sonrakinde bu çok hızlı olmuş derseniz daha tane tane okumasını da rica edebilirim ondan. Kulağımızın pası silinsin. Tam bir İngiliz aksanı dinleyelim. İyi dinletiler diliyorum. İnşallah faydalı olur. Hello, I'm Alfie. I'm one of the close friends of Teacher Bahar. I'm 20 and attending university in England. I'm living in Colburn, Catrick Garrison, which is in the north of England, well, the northeast of England. I like hanging out with my friends and having fun within my free time. Also, I enjoy taking a stroll by the sea because it's relaxing for me. I'm keen on learning new things, and learning Turkish language is quite enjoyable for me. Although it's rather difficult. I'm fond of drinking beer by the sea. I have once been to Kuşadası, and it was a lovely experience for me. I had a blast with my mum and my friends there. I terribly want to come back next summer, and I'm saving money in order to come to Kuşadası again. I love spending time with my Turkish friends, and I'm really interested in discovering new cultures. I often travel because I enjoy seeing new places. It's both exciting and educational for me. However, I dislike staying at home doing nothing because I find it really boring. And I can't stand doing the housework, but I have to help my mum with the housework. I also run errands with my mum when I have time to help her. If I come home early from uni or school, I also help her cook dinner. I usually stay up late. I enjoy surfing on the net and chatting with my friends after dinner. I go to bed at about 1 or 2 a.m. That's all for now. Hope to be here with you again soon. See you later. Evet, bu Reading ve Listening serimizin ilkiydi. Tam British accent öğrenebilmemiz için arkadaşım, İngiliz olan arkadaşım Alfie'den rica ettim. O da bizi kırmadı ve okudu sağ olsun. Bu serinin devamı gelecek. O readingler benim anlattığım derslere paralel bir şekilde ilerleyecek. İşte although ve despite anlattıysam onlar geçecek içinde. In order to anlattıysam o geçecek. Simple past, present perfect ne anlattıysam şu ana kadarki derslerde onları kullanacağım, readingler hazırlayacağım ve
Alfi'den okumasını rica edeceğim. Böylece oynatma listelerinde yeni bir bölüm yer alacak. Reading Listening British Accent adı altında. Bunu dinleyerek inşallah fayda sağlarsınız diye düşünüyorum. Ama bir kere dinlemek yetmez. Hem oku, yani o söylerken, konuşurken hem parçayı okuyun, gözünüz slaytlarda olsun. Hem de dinleyin, mutlaka birden fazla dinleyin. Ve böylece kulağınız iyice alışsın İngiliz aksanına. Çok teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.